Hayır, lütfen. Lütfen. Lütfen düşme, tamam? Düşme. Seni zor sahipledim zaten. İyi misin? Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Merve. Videoda sizler bir maraton videosu izleyeceksiniz. Aslında bu kanalda bu kadar yakın zamanda ikinci bir maraton videosu geleceğini ben de çok bilmiyordum, düşünmüyordum. Ama güzel oldu. Çünkü 1,5 aydır kitap okuyamıyorum. En son attığım maratondan beri hiç kitap okuyamadım. Ve o yüzden de hiç kitap videosu gelmedi. Buna ben de biraz üzüldüm. Onun yerine başka hobilerimle alakalı videolar çektim. Evde olduğum vakitleri çektim. Yani benim için eğlenceli de oldu aslında. Zaten bu kanal yani tek kitaplarla alakalı video çekmiyorum. Neyse, birazcık da video içeriğinden konuşalım. Bu videoda İyi Kız'ı okuyacağım. Bu kitabı Sude Baran'dan görmüştüm. Bayağı da beğenmişti. Ben de almıştım. Kısmet bu zamanmış okumak için. Konusu ise bir tane kız var. İsmi Mia. Böyle nüfuzlu bir ailenin yani zengin bir ailenin resim öğretmeni olan bir kız. Yani resim öğretmeni deyince biraz bağımsız olduğunu açıkçası anlıyoruz. Sonra bu kız bir gün kayboluyor ve geri döndüğünde hiçbir şey hatırlamıyor kendisiyle alakalı ve kendisini başka birisi olarak tanıtıyor. Yani ismi Mia iken ben Mia demiyor, ben Chloe'yim diyor artık. Bir çektikten sonra bir editleyeyim bakayım nasıl olmuş diye baktım da yani bir kitabın konusu ancak bu kadar kötü anlatılabilirdi herhalde. Yani neden böyle olmuş? Heyecanlandım herhalde. Uzun bir zamandan sonra kitap videosu çektiğim için. Bilmiyorum. Yani peki bu kız kim? Chloe kim? Arka kapağında öyle yazıyor. Okuyacağız, öğreneceğiz. Bu maraton önceki maraton videosu gibi bir hafta sürmeyecek, bir gün sürecek. Dört farklı kızın bir günlük maraton videosunu izleyeceksiniz yani. O zaman benimkiyle başlayalım. Az önceki giriş yaptığım videodan sonra biraz zaman geçti. Telefonum şarj oldu. Bilmem ne derken ben ele sayfa okudum. Orada dedim ya resim öğretmeni olduğu için bağımsızdır. Mükemmel tespit yapıyorum. Çok bağımsız bir karakterimiz var. Onun kayboluşuyla alakalı şeyler okuyorum şu an. Bir tane de dedektif var. Bayağı kafa bir adam. Çok hoşuma gitti. Böyle komik olup zeki olan ne bileyim insanlara bayılıyorum. Çok okuması eğlenceli oluyor bence. O zaman devam edelim. Herkese merhaba. 24 saatlik maratonun sonlarına doğru yaklaşmaktayız ve ben yarısına gelmek üzereyim. Kitabı bayağı sevdim şu an. Yani çok güzel ilerliyor, akıcı ilerliyor. Böyle sonunu okuduğumda aklımda bir, yani sonunu okudum derken kapağın arkasını okudum. Yani böyle kafamda bir senaryo canlandırmıştım ve ona şu an bayağı bir farklı yollara girdi. Hatta bir bilgi verdi. Bunun üstüne ne olacak ne olacak hangi sayfada bu bahsi geçecek diye böyle bayağı heyecanlandım ve bence güzel bir his. Özellikle Reading Slant'tan hani çıkmak istiyorsanız ki ben 1,5 aydır okumuyorum. Yani bayağı bir Reading Slant'tayım. O zaman süre dolmadan ben bu kitabı okumaya devam edeyim. En sonunda güzel bir özet geçip maratonu güzelce sonlandıralım. Arkadaşlar şu an ben 24 saatlik maratonu birazcık yani çok uyumamış olabilirim. Hile yapmış olabilirim. Bu kitap ay tersim. Çok güzeldi bu kitap. Hani size şimdi biraz özet geçeceğim. Yani ben Reading Slump'tan 1,5 aydır, 2 aydır kitap okuyamıyordum. Ve yani bu kitabı okudum zaten çok güzeldi. Hani böyle son 30 sayfa falan kalır ya böyle
polisiye romanlarında falan işte. Dedim hani her şey normale dönüyor. Eski hayatlarından birazcık okuyoruz. Hani mutlu ediyor yazar bizi. Her şey normale dönüyor. Son golü bir de o zaman attı. Ben normalde asla böyle olmam. Hani zaten tahmin ederim. Hani yazar illa bizi vurmak için hani değişik bir şey yapar. Değişik bir şey yapmak için de beynimiz değişik şekilde çalıştırıp genellikle çözüyordum. Ya da hani yani muhtemeldi zaten aklıma da gelmedi değil diyordum. Zaten bu yani böyle kaldım olduğunda ki kaldığım tek olay da bu değildi. Bir tane daha olay oldu. Ha dedim gerçekten öyle bir şey olmuş olabilir mi dedi. Bu şey eğer kitap okuyan varsa bu kitabı okuyanlar o yumurta rüya tabirli olan kısımdı. Dedim ha ne ara ne ara. Ay çok güzeldi bu arada. Neyse bu arada benim bu 24 saatlik maratonumu izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki arkadaşıma devrediyorum bu 24 saatlik maratonu. Arkadaşlar ben kitabımı Herkese merhaba ben Merve. Herkese merhaba ben Merve. Beni ilk defa başkasının kanalında görüyorsunuz. Hatta başkalarının. Eğer Elif'in kanalındaysanız Elif, eğer Nurcan'ın kanalındaysanız Nurcan ya da Şevval'in kanalındaysanız Şevval'in kanalında görüyorsunuz beni. Ben bu kitabı bitirdim. Az önce bitirdim. Eğer bu benim kitabımı nasıl bitirdiğimi, düşüncelerimi anlık olarak izlemek istiyorsanız devam edin. Benim kanalımdan sonra gelip izleyin. Sonra gidin onların kanalından izleyin. Yani çok güzel bir video olacak bence. Ben daha izlemedim diğer kişilerin videolarını. Ama içimde öyle bir his var. O yüzden izlemeye devam edin. Bu arada kitabı bitirir mi? Kitap çok güzel. Çok güzel. Güzel bir maratona güzel bir kitap. Herkese merhaba. Ben Elif. Şu an Merve'nin kanalında izliyorsunuz beni. Merve'ye buradan çok teşekkür ederim ve başarılar dilerim. Bugün bildiğiniz üzere başlıktan anlamış olduğunuz üzere de 24 saatlik bir maratonumuz var. Herkes 24 saatte bir kitap okuyacak. Ben bu kitabı tercih ettim. Efesus yayınlarından Zeynep Sayın yanılmış olduğu Kimse de Gerçek Değil kitabı okuyacağım. 24 saat içerisinde. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu kitap hakkında gerçekten çok fazla şey duydum. Çok fazla şey okudum. Bu yüzden kesinlikle sevebileceğimi düşünüyorum. Ayrıca eğer benim kanalıma ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kutucuğu da linkine ulaşabilirsiniz. Bu şekilde hadi başlayalım. Herkese ertesinden merhaba. Bugün 29 Mayıs. Saat şu an 9.30'a geliyor akşam. Ben dün çekemedim. Hatta hiç okuyamadım. Bu yüzden çekememe durumu yaşadım. 24 saatlik maratonda saat 9.30'da. Yine aynı saatte yani dün bu saatlerde başladım okumaya. Çünkü bazı problemler falan yaşadım. O yüzden bugüne saatte bu maratonumuz. Öncelikle Zeynep Say yazım dili olarak kendisini çok çok geliştirmiş bence. Beni çok sıkmadı, hatta hiç sıkmadı. Yani o kısımlara daha gelmedi beni sıkan ve yoran. Onun dışında yazım dili kesinlikle çok akışkan ve en sevdiğim nokta kesinlikle ana karakterin yani Işıl'ın bizlerle konuşuyor olması okuyucuyla. Bu kesinlikle çok güzel ve ben bu tarz şeyleri inanılmaz çok severim. Duvar tekniği olsun, okuyucu konuşma tekniği olsun gerçekten mükemmel bence. Bu arada şu an balkondayım. Biraz önce izledim videoyu biraz sesin yankı yapmış. Bu yüzden kusura bakmayın özlerimi sunarım eğer rahatsız olmuşsanız. Öncelikle Işıl bir uygulama keşfediyor. Burada dertlerini anlatıyorlar, derde derman buluyorlar. O tarz bir uygulama. Işıl da o zamanlar kendine dert edilmiş bir derdi olduğunu hissetmiş. Yani herkese karşı kendisini yabancı hissediyormuş. Bu benim çok yaşadığım bir durumdu eskiden. Bu yüzden oralar okurken kendimi Işıl gibi hissettim. Ben olsam ne yapardım? Empatisi de çok fazla vardı. Yani ne yapabilirdim diye düşünmeye başladım. Onun dışında 3 ay boyunca Offlaz'la falan konuşuyor, tanışıyorlar falan. Offlaz İstanbul. Burada kaldık. Şimdi Offlaz'la bölümler falan var. Offlaz'dan önce Aksel falan var. İYEM, Iraz, Fatih, Atahan'la bir arkadaşlıkları falan var. Herkes birbirlerinden falan hoşlanıyor. Bu biraz bu kısım neden bilmiyorum ama bana biraz bilirsiz düşünüyor hissettirdi. Neden bilmiyorum. Evet bu kadar.
sonraki güncellemede görüşürüz. Ayrıca benim hakkım 4 dakika olduğu için umarım çok uzatmamışımdır. Gene çenem düştü. Herkese herkesinden merhaba. Bugün 30 Mayıs, saat şu an 5'e geliyor. Ben kitabı şu ana kadar okudum, bitirdim. Zamanım bana ayrılan süre bu kadar olduğu için sık sık güncelleme çekerdim maalesef. Kitap hakkında çok fazla bir şey söyleyemem ama beni gerçekten ağlattı. Kendime toplamam gerekti, şey yapmam gerekti. O yüzden ancak zaman ayırabildim. Tahmin ettiğim gibi doğru çıktı sonu falan. İkinci kitabı büyük olasılıkla gelmez ki bende tek kitapta gayet iyi bir olmuş. Uzatılsa biraz saçmalanabilir tarzında olabilirdi. Bu yüzden yazar inşallah ikinci kitabı çıkartmaz. İlk kitap bence yeterli. Yani Oflaz'la Işıl'ın arasındaki bağ gerçekten çok çok güzeldi bence. En çok bunu sevdim. Işıl'ın hiçbir arkadaşını sevmedim. Fatih, Atahan belki de. Fatih'ten çok emin değilim. İrem Dayaz'a zaten gıcığım, antisim yani. Buna rağmen Işıl'ın onlarla arkadaş olması ve toksik arkadaşlardan kurtulmaması beni çok rahatsız etti. Bu şekilde ben kitaba 10 üzerinden 8 veriyorum. Çünkü yazarın dili olsun, okuyucuyla konuşma tarzı olsun ve konu olsun hoşuma gitti. Çok güzel bir gençlik romanı. 16-18 yaş arası belki kişinize göre değişir. 14 yaşından itibaren okuyabilirsiniz. Ben sıramı bu şekilde doldurdum. Umarım keyifli bir maraton olmuştur sizler için. Umarım keyifli bir video olmuştur. Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün benim Merve'nin kanalında izliyorsunuz. Bugün size 4 arkadaş birlikte çok güzel bir okuma maratonuyla geldik. Umarım izlerken keyif alırsınız. Umarım böyle sıkılmadan izlersiniz ve umarım sizlere az da olsa, küçük de olsa, büyük de olsa böyle bir okuma hevesi falan verebiliriz. Birlikte sıramız varken ama koşu uzatıp bu klasiğini okuyacağız. Klasikleri zaten başlamak istiyordum. Yarım bırakmıştım. Bir ara vermiştim. Bu kitabı da devam edeceğiz. Umarım beklentilerimi karşılar ki zaten Stan Zweig'e gerçekten tüm böyle şeyime güveniyorum. Yazın dinle falan da aşinayım. Bu kitap çok satanlara falan da girmişti. Seveceğimi umuyorum. O zaman isterseniz başlayalım. Herkese kocaman bir iyi seyirler. Size kahve yapacağız. Şimdi böyle kitabı birazcık daha eğlenerek ve zevkle okumak için böyle boş boş hemen okuyup bitirmek istemiyorum açıkçası. Bir etkinlik, böyle Pomodoro, To Do List tarzı bir şey yapacağız. Bu arada programımız bu şekilde. Hemen size göstereyim. Kameranın şöyle kötü bir özelliği var. Yakından çok güzel odaklıyor ama gördüğünüz gibi uzaktan odaklamıyor. 5 sayfa yap. Şöyle 15 sayfa okuduktan sonra tık atıyoruz. 35 sayfa, sonra 50 sayfa. En sonunda final sayfası yani 60'a kadar. Sonra bitti mi diye bize böyle bir şey yaptım. Kalpler de var. Ben şimdi 35'e kadar geldim. Ve kitabımız bitti. Şimdi kitabı bitirdim ama tabii ki konusundan ve yorumundan bahsetmeden olmaz. Yoksa böyle boş gibi bir video olur. Şimdi bir tane böyle Hollanda'da çok çok uzun yıllardır böyle çalışan bir doktorumuz var. Ardından bu doktorumuz arkadaşlar bir tane kadın geliyor. Fakat kadın böyle kendinden çok fazla emin. Yani kendinden çok emin bir duruşu var. Baya böyle hani kendine ödün vermeyen birisi. Doktor bunu görünce tabii ki böyle şey oluyor. Bir garipsiyor yani. Çünkü daha önce böyle bir hastası falan gelmemiş. Böyle bir kadına karşılaşmış. Bu tarz böyle kendine emin güçlü bir kadına kısacası. Ondan sonra onu kabul etmiyor yani. Onu reddediyor. Hani kadın yardım istiyor ona ama doktor reddediyor. Ve bu şekilde olanları okuyoruz. Doktor ardından böyle pişman oluyor vesaire. Kadın neler yapıyor. Ya ben en çok şey sevdim. Kadının böyle kendine emin duruşunu çok sevdim. Neden? Çünkü mesela ben yazarı bilinmeyen bir kadın mektubunu okumuştum. Oradaki bir kadın, oradaki kadının karakter birazcık daha böyle nasıl desem kendine emin değildi. Hani karşıdaki erkek karakteri çok fazla bağlanmıştı. Ve bu beni birazcık bir tık rahatsız etti. Böyle
körü körüne aşırı derecede bağlanması bence güzel olmamıştı. Ama mesela ana koşulusunda şöyle. Ben kadın karakteri de çok sevdim. Doktorun sonradan pişman olmasını da çok sevdim. Güzel bir kitaptı. Klasiğe başlamak istiyorsanız bence bu kitapla da başlayabilirsiniz. Ben gayet sevdim. Kitabı puanı 5 üzerinden 5 tabii ki de. Evet, bu şekilde. Şimdi gelelim kapanışa. Evet, benim videom bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şimdi sıradaki bir arkadaşımı izleyeceksiniz. Sizleri çok 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 seviyorum. Başka diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Herkese selamlar, ben Şevval. Bugün Merve'nin kanalındayım. Sizlerle birlikte 4 Kız 1 Okuma Maratonu videosu çekiyoruz. Benim kitabım Mezar Odası. Çok merak ettiğim bir kitaptı ve okumak istiyordum gerçekten. O yüzden bunu okuyacağım. Ve bunu da aynı zamanda videoya alacağım. Benim kanalıma, benim videoma gitmek isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Size keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın şimdi. Selam. Mezar Odası'nın 65. sayfasına kadar geldim ama birazcık ara vermek istedim. O arada da test falan çözeceğim. Birazcık matematik testi çözeceğim. Ondan sonra bir de Türkçe testi çözeceğim. Ondan sonra bir de reading parçası çözerim bir tane diye düşünüyorum. Zaten şu an 1.5'tan 1 saattir kitap okuyorum. 1 saatte 65. sayfaya geldim. Kitap zaten 140 sayfa bir şey. Bugün hem istediğim kadar test çözeceğim hem de kitabımı okuyup bitireceğim. Öyle. O zaman başka güncellemelerde görüşürüz diyorum. Sizi videonun kalanıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar selamlar. Şu an saat 14.45. Ben birazcık ders çalıştım. Birkaç tane test falan çözdüm. Şimdi kitap okumaya devam edeceğim ve şöyle bir şey var. Kitap okurken böyle bir şeyler atıştırırım falan diye düşündüm. Bir de müziğimi açacağım, güzel güzel kitabımı okuyacağım ve şimdi bunu bitireceğim. Ondan sonra da videoyu bitireceğim kitaptan sonra ve size bir okuma maratonu videosu sunmuş olacağım. Gerçi bu video okuma maratonundan çok bir tık çalışma gününe döndü ama yapacak bir şey yok. Ne yaptığımı söyledim sadece. Daha çok okuyacağım zaten. Daha çok kitap okudum. Belki bunun yanına bir kitap daha sıkıştırırım. Hiç belli olmaz. Çünkü çok kısa bir kitaptı ve gerçekten güzel gidiyor. O zaman devam edelim. Güncellememden selamlar. Kitabımı bitirdim. Saat 4.45 oldu. Bayağı ara vere vere okudum. Böyle Mezar Odası'nı bitirdim. Çok beğendim bu arada kitabı. Gerçekten güzel bir kitaptı. Konusunu falan filan anlatmak istemiyorum. Ama size
anlatmak istediği, yani kitabının ne anlatmak istediğini söylemek istiyorum. Kitap kısaca şeyi anlatıyor. Yani hayatımızın ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu falan anlatıyor. Ve beni gerçekten etkileyen bir kitap oldu. Gerçekten güzeldi. Okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer benim videolarıma ulaşmak isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Benden bu kadar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye. Bu maratonu benim kanalımdan izlediyseniz sizi bir de yolcu etmek gerekir başka videolara. Ay kitap o kadar güzeldi ki çok mutluyum şu an. İlk defa uzun süredir beni bu kadar mutlu eden, yani duygu karmaşasına soktu. Çok süper bir kitap. Hani karakteri sevsem mi sevmesem mi, hani. Hani kelimesini ne kadar sevdim bence anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Neyse ben salıyorum buraları. Evet, başından sonuna kadar sevdiğim tek bir karakter var. O da dedektif Gabe. O kadar tatlı ki, o kadar zeki, espritüel bir adam ki. Şu an doğru mu dedim? Gecenin 12'si şu an. Gecenin vakitlerinde video editlemek, video ses kaydı yapmak ya da direkt video çekmek benim işim. Neyse o zaman. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız da belirtin. Ya da direkt konuşmak için de bir şeyler yazabilirsiniz. Ben video yüklediğimde böyle videonun altına bakıyorum. Siz neler yazıyorsunuz diye. Neyse o zaman. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Hepinize bay. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.